Ne yapıyorsun? Gitme çocuğu. Bu gitme. Yanlış konu. Değil mi? Bu gitme dedim. Herkesin canı sıkıldı. Niye biz böyle bir aileyiz? Kızım ben de aynı şeyleri söylemek istiyorum kızdaki. Aynı meydan şu an bana da var kızım. Aynı meydan ben de var. Aynı şekilde mi öyleyim? Kızdaki mi şiddetimiz aynı kızım. Ben de sen biliyor musun mi şiddetimi? Şimdi öteceksen. Niye öyleyim? Ama sadece beni beğenmek istiyorum. Dün yattım valla. Kaplan gibi. Şimdi de ben şey isterken ben dedim. Ne oldu? Bana hiçbir ses yok şimdi. Ey bir yan bir anı. Çünkü uzak dönemde falan hani Hindistan'daki savaş şeyleri çalıştırdık. Adam akşam 4'te yazmış gece 4'te. ben sana cevap verdim ama adamın mesaisi de tekrar kaçta başlayacak yani. Mesela bir gece daha kalmış oluyor. Bu durumda acil aslında şey yapmadan daha. Evet, bu durumda şey yapıyor. Mesela adam gerçekten geçerli bir şey. Evet, falan. Gerçekten yani. Onun öncülüğünü şey yapamıyorlardı. Yani mesela adam çıktıktan sonra böyle bir şey yerde bulmuş olsaydı da tamam dersin. Evet. Burası. Belki de birisi genelde yani destek hizmetlerine falan böyle şey oluyor. Destek personeli değil de onların bir ön personeli çalıştırıyorlar. İşte tıkıtları okuyup kategorize ediyor. Yani sen mesela ticket atarken genelde, şimdi burada Airbnb'de öyle değildir de, yok hayır Airbnb'de öyle değildir de, bu şunu demek istiyorum. Şimdi mesela ben bir ticket atarken, mesela atıyorum hosting ile ilgili bir ticket atıyorum, orada şeyler var, acil durumu seçiyorum, bilmem ne seçiyorum, konuyu seçiyorum, neyle ilgili hostingim, domain önce. O bir elemana düşüyor, o eleman
doğru mu seçmişim onları bir kontrol edip aciliyet durumuna göre varsa acil ya da değilse ilgili departmana sıraya koyuyor. Şimdi böyle bir şey varsa Airbnb'de birisi göz ya ama birileri gözden geçirip acil olanları acil bunu da acil bulmadıysa bunu acil bulmaması lazım. Şöyle de seni haklı gördüyse acil bulmaması lazım. Ama haklı görüp şikayet doğruysa evde tanımlayacak bir durum varsa acil giderim aslında. Bütün şikayetler biraz çok değil mi? Bir de şey sıkıntı mesela öyle okuyorum yani. Mesela bizim gibi bir durum oluyor. İade yapmaya karar veriyorlar. Ama mesela değerlendiren kişi yani hiçbir not düşmüyor hani neye göre karar verdim diye. Sonra yani itiraz etmeye kalktığında ona da ulaşamıyorsun. O cevap verdi ama başka davetçilerine ulaşmamış. Biz o öyle karar vermiş. Biz neden karar verdiğini bilmiyoruz. Şöyle